Merhaba hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çok kolay olan bu lif modelinin yapımını anlatacağım. Tabii ki bilen arkadaşlarımız çok kolaylıkla her modeli yapabilir. Bizim amacımız hiç bilmeyenlere de öğretebilmek olduğu için böyle kolay bir örnek seçtim bu sefer. Kanalıma abone değilseniz videonun altında hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilir. Abone ol kısmını tıkladıktan sonra zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklenen bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle başlangıç kısmını göstereyim. Şimdi buradan alttan başlayacağız. 20 fıstık yeterli gelir. Yine de sizler ayarlayabilirsiniz. Yani şimdi göstereceğim. Ben küçük bir model amaçlı olduğu için çok küçük bir parçada çalışacağım. 2 tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Başına bir kez aldım. Bu zincirimin içine giriyorum. 2 başına aldım, içine girdim. 3 başına bir kez daha aldım, içine girdim ve 4. Şimdi hanımlar, ben herkes şöyle normal kapatıyor ama lifin fıstıklarını ben şu ipi tutuyorum. İçinden geçiriyorum. Buradan da tığımı giriyorum. Tekrar kapatıyorum. Daha düzgün olduğunu düşünüyorum fıstıkların öyle. Sizlere kalmış tabii. Fıstığımızı kapattık, bir tane zincir çektik, ilmeğimizi uzattık, fıstığın başına girdik. Yine 4 tane ilmek alıyorum oradan. Şurayı tutuyorum, bakın, eğer böyle yapmak isterseniz. Buradan da tekrar giriyorum, hepsini çektikten sonra kapatıyorum. Bu şekil 20 tane fıstık yaparsanız lifin boyutu yeterli gelecektir. Ama sizler isterseniz istediğiniz sayı şeklinde yapabilirsiniz. 20 fıstık yeterli geliyor. İstediğiniz sayıyla eksiltip ya da çoğaltabilmeksin elinizde. Şimdi bakın, 4 fıstığım oldu. İlmeğimi uzattım, başına bir kez aldım, fıstığın tepesine girdim, bir tane ilmek aldım, 2 oldu ilk ilmeğimle birlikte. Başına aldım, içine girdim, 3 oldu. Başına aldım, içine girdim ve 4 oldu. Burayı tuttum, içinden geçirdim, bu aradan girdim ve çektim. Tekrar böyle kapadım. Bir zincir çektim. Aynı işlemi 20 ya da sizin istediğiniz boyut olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Bu sıramız, alt zeminimiz hep böyle. Evet hanımlar, ben model amaçlı yaptığım için küçük bir parça üzerinde çalışacağım. Sizler istediğiniz boy kadar olana kadar bu fıstıkları yapıp hazırlıyorsunuz. Yapıp hazırladıktan sonra şu ipimizi burada bırakıyoruz, ilmeğimizi. İkinci renk ipime geçiyorum, fıstığın tepesine giriyorum. İkinci renk ipimi oraya tutturuyorum. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. 4 ilmek alarak buraya bir fıstık yaptım. Kapatıyorum ve topluyorum. İkinci sıramızın yapımını anlatıyorum. Araya 2 zincir çektim. Buraya geldim. Buraya da bir fıstık yapıyorum şimdi. 2, 3 ve 4. Fıstığımı topluyorum, kapatıyorum. Şöyle göstereyim, bakın. 1, 2 zincir çektim araya. Buraya geldim. 3 ve 4. Fıstıklarımın hepsini kapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Bu ikinci sıramızda hep bu şekil gidiyor, fıstık aralarına. Bu ortalarına batarak fıstıklar yapıyoruz, araya 2 zincir çekerek. Bakın, böyle aralar oluşuyor, kutucuklar oluşuyor. 2 zincirimi çektim, tekrar buraya bakın. Buraya geldim. 1, 2 ve 3. Hepsini birden topluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum, buraya geliyorum. Hepsini birden topluyorum. İkinci sıramız hep böyle gidiyor. Son fıstığın ucuna geldik. Buradan da bir fıstık yapıyorum. Araya 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3 ve 4. İşte hanımlar,
İkinci sıramızın yapım aşaması da böyle oluyor. Şimdi buraya bir zincir çekip ipimizi burada bırakıyoruz. Buraya geliyorum. Burada bırakmış olduğum beyaz ipimi alıyorum. Buradan fıstığın tepesinden ipimi sabitliyorum önce oraya altta kalmıştı ilmeği. Yukarı çıkıyorum. Bakın şöyle kenardan. Şimdi burada 3-3 fıstık yapacağız. Çünkü 4 fıstık biraz kaba olacağı için. İlmeğimi çektim, uzattım. Başına bir kez aldım. Bu fıstığın tepesine ilk başlarken bir tane battım. İlk ilmeğimle birlikte 3 oldu. Başına bir kez doladım. Buraya girdim. Bakın. 1, 2 ve 3. İkisini birden topluyorum. Şimdi araya bir zincir çekiyorum burada. Yine aynı noktaya giriyorum. 1, 2 ve 3. Başta bir kez alıyorum. Şuraya geliyorum. 1, 2 ve 3. İkisini birden topluyorum, kapatıyorum. Üst sıramız böyle olacak. Bakın. Araya bir zincir çektim. Tekrar şu son girdiğim yere. Yani her yuva ikişer batmış olacağız. Bir bu yuvadan, bir bu yuvadan ikisini toplamış olacağız. Yine geldim. 2 ve 3 ilmeğimi aldım. Başına bir kez doladım. Buraya geçtim. 1, 2 ve 3. İkisini birden kapatıyorum. Bu sıramızda hep bu şekil gidiyor. Şimdi bir zincir çektim. Aynı noktaya girdim. 3 ilmek daha aldım. Başına doladım. Buraya geçiyorum. 1, 2, 3 ilmek daha aldım. İkisini birden topladım ve kapadım. Bakın. Şimdi bir zincir çektim. Aynı noktaya buraya girdim. 3 ilmeğimi aldım. Diğer yere geçtim. 3 ilmeğimi aldım. Hepsini birden topladım ve kapadım. Araya bir zincir çektim. Aynı noktaya girdim. 1 ilmek aldım. 2 ve 3. Başına bir kez oldum. Buraya geçtim. 1, 2 ve 3. Hepsini birden topladım. Şimdi başına bir kez doladım. Aynı noktaya girdim. İlmek aldım. 1, 2 ve 3. Şimdi bu fıstığın tepesinden alıyoruz diğer 3 ilmeğimizi. Başına dolayıp içine girelim. 2 ve 3. Hepsini birden kapatıyorum. İşte hanımlar. İkinci sıramız hep böyle. Bu ilmeğimizi aldım. Şimdi yukarı çıkarmak için bir kez ikisiyle birlikte örüyorum. Bakın. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yine o sırayı da gösteriyorum. Hepsi aynı şekil olacak. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bu arayı gördünüz mü? Başına bir kez doladım. Buraya girdim. Bu orta şu fıstıklarımızı böyle kare yaptığımız fıstıkları 4 kez ilmek alıp toplayalım. 4 ilmeğimi aldım, topladım ve kapadım. Araya 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Aynı işlemi yapıyorum. 2, 3, 4. Burada 3'er 3'er topluyoruz bu sıramızda. Burada 4 4 topluyoruz. Çünkü tekli fıstık yaptığımız için biraz fosur fosur durmasını istediğimiz için onu yapıyoruz. Bu sıramızda hep böyle gidiyor. Araya 2 zincir. 3, 4. Bakın. Şuradan gösterebilirim artık. Beyazımızla araya 2 zincir çekip 4 ilmek alıp fıstık yapıyoruz. Bu ortayı da tekrar buradan devam ederek gösterebilirim. Üstünü de. Bu karelerimizi yaptıktan sonra bakın. Bir zincir çektim araya. Doluyorum. Buraya giriyorum. 1, 2, 3. Başına bir kez aldım. Buraya geldim. 1, 2 ve 3. Şimdi ikisini birden topladım ve kapadım. Şöyle şu fıstığın bir yanında bir de öbür yanında alıyoruz, topluyoruz. Sonra bu fıstığın bu bir yandan bir bu yandan alıyoruz, tepede topluyoruz. İşlem aynı. Peki buna nasıl kenar oyası yapabiliriz? Böyle ufaktan bir de kenar oyası göstermek istiyorum.
kenar oyası yapmak için şimdi diyelim buradan bir ucdan beyaz renk ipimi girip sabitliyorum oraya. Yani sizler istediğiniz kenar oyasını yapabilirsiniz. Ben bir tane göstereyim. Başına bir kez aldım, oraya girdim. 2-3 tane fıstık aldım. 3 ilmek aldım. Başına doladım, buraya geldim. Bakın. 1, 2 ve 3. İkisini birden topladım, kapadım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Fıstığın tepesine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, fıstığın tepesine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Fıstığın tepesine batıyoruz. Şimdi araya 1, 2 zincir çekiyorum. Şu son battığım yere bir tane daha giriyorum. Oradan yine 2-3 ilmek alıyorum. Başına bir kez dolayıp buraya geliyorum. Buradan da 3 ilmeğimi alıyorum. Tabii kenar oyası size kalmış. Ben gösteriyorum bunu. Farklı bir oya da yapabilirsiniz. Bakın. Yine 2-3-4 zincir çekiyorum. Fıstığımın tepesine batıp kapatıyorum. 1-2-3-4 zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine 3 tane pimpirik yapıyoruz 4 zincir çekerek. Battım, kapadım. Şimdi 1-2 zincir çektim, bakın. Son battığım noktaya battım. 3 ilmek aldım. 3. Başına bir kez aldım, buraya geldim. 1, 2 ve 3. İkisini birden topladım. Kenar oyamız böyle hanımlar. Üstüne 2-3-4 zincir çektim. Tepeye battım, pimpirik yaptım. 1-2-3-4 zincir çektim. Tepeye battım, pimpirik yaptım. 3 tane pimpirik yapıyoruz 4 zincir çekerek. Kenar oyamız böyle oluyor. Araya da 2 zincir çekip tekrar devam ediyorum. 2-3-4. Araya 2 zincir çekiyorum. Bakın son battığım yerden bir 3 ilmek alıyorum. Şuradan. 1-2-3. Sonra başına dolayıp buraya geçiyorum. Diğer fıstığın ortasına. 1-2-3. İkisini birden topluyorum. Kapatıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip bakın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip tepesine batıp kapatıyorum. Kenar oyamızın yapımı da böyle. İnşallah anlatabildim. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yapacak olan hanımlar hepinize kolay gelsin.